Tahir Elçi ile ben cezaevinde tanıştım. O daha öğrenciyken cezaevine düşmüştü. Abisi gelmişti. Allah selamet versin. Yaşıyor tahmin ediyorum. O gelmişti. Vekaletini verdi. Ben avukatlığını yaptım. Çıktı. Ondan sonra işte Diyarbakır Üniversitesi, Dicle Üniversitesi fakültesini bitirdi. Tahir Elçi'nin özel yaşamı hemen hemen yok denecek kadar azdı. Onun bütün aktivitesi, bütün çalışma alanına kamu oynadı. Ve kendi gerçekten Kürt halkına yapılanları gün ışığına çıkarmak adına bütün gayretini sarf ediyordu. Gerçekten söylenmesi gerekeni hiç kıvırtmadan, sağa sola bilmem kaçmadan düz, gerçekten nesnel şeyleri söyleyebilen bir arkadaşımızdı. Mesela en son onu faili meçhule götürebilecek son damla, işte PKK bir terör örgütü değildir. Televizyonda söylemiş olmasıdır. Bence de silahlı bir örgüttür demesidir. Şimdi bu bardağı taşıran damladır devlet için. Yani şimdi bu memlekete eğer bir Kürtlük adına bir mücadele veriyorsan öyle tedirgin olmayı gerektirir, artı hafızandan atıyorsun. Mesela benim işte 12 Eylül'lerde işte o mahkemelerdeki davranışlarım, duruşum, ondan sonra 91'de arabamın altına bomba koyuşu bile benim tedirgin olmamı gerektirmedi bana. Beni daha da kamçıladı bu olay. Şimdi Tahir Elçi'de de tahmin ediyorum öyle bir duygu gelişti. Yani Tahir Elçi zaman zaman diyordum kendisine, biraz fazla açılmıyor musun? Yani şakavari bazen gelir, oturdu, çay içerdik, sohbet ederdik. Dedim biraz adımını fazla atmıyor musun? Yok abi diyordum, merak etme. Yani böyle kendinden emin, kendine güvenen, ne dediğini bilebilen bir insan tipimizdi. Yani muhakkak bir eksiklik, derin bir eksiklik. Mesela onun bıraktığı yerden kimse o uluslararası Diyarbakır Barosu uluslararası ilişkileri geliştiremedi. Kürt halkı adına da Kürt halkının mücadelesine önemli, ciddi katkılar sunan, daha da sunabileceği yaştaydı. Sunabileceği bir yaşta katlettiler. Onun yeri gerçekten Kürt halkı sadece bireylere bağlı olarak, mücadelesi bağlı olarak gelişmez. Elbette bazı duraganlıklar olur, bazı eksikler bilmem olabilir ama su bu mecrada akacak. Kürt halkının demokratik mücadelesi de yürüyecek. Ömrünü faili meçhul cinayetlerin ya da faili belli olan ama meçhul sayılan cinayetleri aydınlatmaya adayan biri kendi sonuçta kaderi işte katlediliyor ve onu da faili meçhul şekilde cinayetin kalması gibi bir olasılık var. Evet. Bu can acıtıcı bir şey. Bu üzüntü verici bir şey. Bütün mesele bu zaten. Yani önümüzdeki hafta duruşma var bir daha. Tek istediğimiz bu. Bunu daha önce ilk dönemin başsavcısına bizzat bir sert tartışmıştık odasında. Bir tek şey istiyorum. Binlerce faili meçhul dosya gördüm ben de raflarda. Zaman aşımını düşürdüğünüz. Sözünü ettiğim kişi benim arkadaşım, baro başkanım. Katil ne istiyorum? Ya? Çok basit bir şey. Kim öldürdü onu? Bana aydınlat, faili de çıkar. Ya da failleri çıkar. Tek istediğim şey bu. Başka çok fazla bir şey istemiyorum bunu. Kameraların gözü önünde, gündüz, şehrin göbeğinde bu insan öldürüldü ve siz bunu aydınlatamıyorsunuz. Tırnak içinde diyorum, aydınlatamıyorsunuz. Şimdi bunu söylüyorsanız bana, ben sizi anlamam. İstediğim şey bu faili çıkarıp, bu fail veya failleri çıkarıp kim olduğunu bilip cezalandırmak. Tek istediğim şey bu. Bunun dışında bir şey istemedik biz. Sonuçta bu coğrafyada insanlar birbirlerini en iyi anlayanlardır. Aynı alanda çalışan insanlar birbirinden anlar. Biz birbirimizi daha iyi anlıyorduk doğrusu. Bir şey olduğunda da aslında birimizin yanında olmayı hissediyoruz. Birçok kişi belki çok fazla her gün bir arada değildik ama İstanbul'a savcılığa ifadeye gittiğinde benim avukat olarak yanında bulunmamı tercih etti. Mesela bulunurken, yani başka arkadaşlar da var ama seni bulmanı isterim dedi. Biz de gittik, bulduk orada, bulduk yani.
Tahir de bizi eksilterek gitti tabii. Öyle açıdan söylüyorum. Öyle. Yani ondan sonra insan bir ölçüde eksilmiş oluyor. O kurşun hepimize sıkılmış gibi hissediyorsun. İlk başta öyle demiştim. Yani hepimiz ensemiz avutlar aslında. Onun için şeydir. Tahir bizim şehidimizdir. Kürdistan'da okuyucuların şehididir. Öncelikle bunun tam oyunu bilmesi gerekiyor.